Sürekli komşularla görüşüp onları rahatsız etmediğinizden emin olabilirsiniz. Şantiyacı bu programı ve gidişat etmiyor. Evet, elimizdeki izolasyon malzemesi bitince normalde... Bekir kendinden geçti. Ama bu ev özel bir ev olduğundan, yeterli malzeme olduğundan emin ol. Sizin artık çıkmasına da izin yok. Yani %5'ten fazla sipariş edemiyorsun. Elindeki bitince sipariş ettiniz. Ve peki sence gidişat nasıl? Yani vaktinde hazır olacak mı? Zaman ve bütçeyi aşmadan projeyi tamamlayabilecek mi? Evet. Evet. Öyle umut ediyoruz. Yani altıncı madde uygun olmazsa da... Ataşa burada yaşayamaz. Bu iş bu kadar basit. Planlama yetkilileri burada yaşamasına izin vermez. Yani... Evet. Yaşayamaz. Herkesin bunca çabasına rağmen ev altıncı maddeye uygun olmazsa Natasha ve Lucas'ın bu eve taşınması mümkün olmayabilir. Ve o zaman da bu ev boş durur. Natasha için heyecan başladı bile. Gofret incelendi ve don tenerde kurdu. Ve şimdi de yüzeyin düz olması için son işlemler yapılıyor. Bu ekolojik evi için mükemmel bir başlangıç oluyor. Aa, harika. Mimarı ve tasarımcısı Bill de evin 250 bin pound'a çıkartabilmenin stresini üzerinde hissediyor. Ayrıca daha önce hiç ev yapmamış. Bu projeyi hayatımda yapmam gereken diğer şeylerle aynı anda yürütmek biraz zor oluyor. Bu diğer işlerden biri kalifiye bir mimar olmak için çalışmak ve diğeri de yeni işler olarak kendi ayaklarımızda bir durabilmek. Bunlar beni geliyor elbette. Çok fazla uyuyamıyorum. Bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum. Belki de böyle hissetmemeliyim ama hissediyorum. Ne yapıyorlar oğlum? Kardeşini temizliyor, gördün mü? Bu da demek oluyor ki toprak kaymasını engellemek için bol drenaj ve istinaf duvarı kullanması gerekecek. İşi basitleştirmek ve genel malzeme kullanmak isterdi. Radyon yani içi bol bol çakıl taşlarıyla dolu telkafetler kullanacak. Çok pahalı olmayan bir evi inşa etmenin en kolay yolu şu, yapı malzemeleri satan bir mağazaya gidersin ve bolca pano malzeme alırsın. Son derece basit ve kullanışlı malzemeler alırsın. Ayrıca bunların hepsi de son derece ucuz. Evet.